Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün gerçekten ilginç bir oyunu sizlerle paylaşmak istiyorum. 1935 yılına götürüyorum sizleri. Moskova'da çok güzel bir karşılaşma var. Beyazlarda geleceğin dünya şampiyonu Mikhail Botvinnik oynuyor ve siyahlarda Rudolf Spielmann'ı görüyoruz. Oyunun ilginç bir hikayesi var ve sizlerle hamle hamle bunu incelerken hem Botvinnik'in notlarıyla hem de benim düşüncelerimle size bu oyunun hikayesini aktarmak istiyorum. Umarım keyif alırsınız. Beyazlarda Mikhail Botvinnik oyuna C4 ile başlamış. C4 ile İngiliz açılışını görüyoruz. Fakat siyahların burada tercihi C6 olmuş ve C6'dan sonra aslında beyazları Caro-Kann açılışına davet ediyor ve burada bu daveti kabul eden Botvinnik oluyor ve E4 oynuyor. E4'ten sonra aslında oyunun bir bakıma E4, C6, C4'e tıpatıp benzediğini görüyoruz. Ve E4'ün ardından siyahlarda Caro-Kann açılışında artık D5'i oynamış oluyor. Hızlandırılmış panov atak olarak geçiyor bu açılış. E çarpı D5, C çarpı D5 ve D4'ün ardından hızlandırılmış panov atak panov atağa dönüşmüş oldu. At F6, at C3 ve at C6'nın ardından beyazlar burada fil G5 oynamış. Burada aslında işte belki E6 belki de D çarpı C4 hamlelerini görüyoruz. Fakat burada İlginç bir hamleyi oynuyor ve siyahlar vezir B6 gelmiş. Vezir B6'dan sonra Botvinnik'in notlarında şöyle yazıyor. Oyundan kısa bir süre önce Rayfield dergide bu varyantı incelemişti ama Spielmann'ın incelediği gibi ben de bu açılışa bakmadan edemedim. O dergiyi ben de okumuştum diyor Botvinnik. O zamanlar dergileri sıkı takip eden isimlerden bir tanesi geleceğin dünya şampiyonu Mikhail Botvinnik'ti. Spielmann'a göre vezir B6'dan sonra aynı Rayfield'in de dediği gibi siyahlara konum kazanç oluyor bir noktada. Ama beyazlar da Botvinnik de bu oyunun kazanç olacağını düşünüyor beyazlara. Bakalım hangisinin hazırlığı daha iyi olacak ve vezir B6'dan sonra şimdi beyazların tercihi C çarpı D5 olmuş. C çarpı D5'ten sonra burada siyahlar ilginç bir varyant olan at çarpı D4'ü oynayabilirler. Fakat Spielmann aynı Rayfield'in oynadığı gibi gösterdiği gibi vezir çarpı B2 oynuyor ve burada D çarpı C6 hamlesine izin vermiş oluyor. Ama isterseniz Botvinnik'in buradaki varyantını da birazcık inceleyelim. Siyahların aslında at çarpı D4 oynaması gerektiğini söylüyor Botvinnik. Fil E3'e dönecek şimdi D4'ü tutmak için tek çaremiz belki de E5 oynamak. E5'ten sonra D çarpı E6'ya mecburen D4'ü tutmak zorundayız. F çarpı E6 alamıyoruz. Fil C5 ile orası korundu ama E çarpı F7 ile bu sefer rok bozuluyor. Şah E7'ye gidiyor. Siyahlar ilginç bir aslında varyantı oynayabilirdi böyle oynayarak. Fil C4, kale D8 ve alt F3'ün ardından fil G4'te burada alt çarpı F3'e göz kırpmış oluyor. Siyahların şahı ileride F8'e saklanacak. Rok bozuldu ama siyahlar tüm taşlarını neredeyse oyuna koymuş durumda. Ve ilginç bir varyantı aslında incelemiş, izlemiş olurduk. Fakat C çarpı D5'ten sonra siyahlar alt çarpı D4'ü oynamak yerine daha fazlasını arıyor belki de. Burada Spielmann vezir B2 oynamış. Rayfield'in notlarındaki gibi vezir B2 oynandı ama Rayfield'in notlarındaki gibi beyazlar at A4 oynamıyor ve beyazlar burada kale C1 ile C3'teki atı korumaya karar verdi. Çünkü aslında vezir B2 hamlesi D çarpı C6'dan sonra bir at vedası devamında iyi bir konumda kalabilirdi siyahlar. Vezir B2'nin devamında isterseniz D çarpı C6'ya bakalım ama oradan sonra da hemen vezir çarpı C3 hamlesinin olduğunu görüyoruz. Fil D2'ye döndüğünde vezire ya D4'ü ya da C6'yı alabilir vaziyette. Vezir C6 alındığında da hızlıca taşlar çıkılıyor siyahlarda ve D4'te zayıf bir piyon kalmış olacak ve beyazlar henüz taşlarını o kadar gelişmiş değil. Bu sebeple zaten D çarpı C6 hamlesi beyazların işine gelmiyordu. Peki burada vezir B2'den sonra at A4 oynayabilir miydi ki Rayfield'in dergide yazdığı hamlelerden bir tanesi burada at A4'tü ki Spielmann belki de eline ovuşturup burada bu varyantı bekliyordu. Fakat at A4'ten sonra Botvinnik'in tabii ki kayıp konumda kalabileceğini Botvinnik de gördü. At A4 hamlesini birazcık inceleyelim. Vezir B4'e gelirdi. Fil D2. Şimdi vezir çarpı D4. D çarpı C6'dan sonra şimdi burada at E4 ile F2'den bir mat isteniyor. Mecburen siz burada işte C çarpı B7 oynayamıyorsunuz. Çünkü vezir F2'nin mat olduğunu görüyoruz. Mecburen file 3 ile orayı kapattınız. Ama file 3'ten sonra vezir B4 şahlanmış oluyor. Şah E2'ye kaçtığında da B çarpı C6 ve ileride siyahların file 6 ile oyunu hemen hemen kazanca götürdüğünü görüyoruz. Siyahlar tüm taşlarını oyuna koymuş oldu ve beyazların şahı E2'de tehdit altında. Bu varyantta yakalamak istiyordu aslında Spielmann Botvinnik'i. Fakat burada vezir B2 hamlesine bir hazırlıkta Botvinnik'ten geliyor demiştik. Kale C1 oynandı. Kale C1'den sonra at B4'e gitti. At B4'ün ardından şimdi at A4 hamlesinin oynanabildiğini görüyoruz. Vezir çarpı A2 ve şimdi fil C4'ten sonra buradaki vezirin gidebileceği çok fazla kare kalmadı. Dikkat edin. Fil G4'e geliyor siyahlar ve at F3'ün ardından fil çarpı F3 ve G çarpı F3. Tabii ki vezir çarpı F3 alamıyor. A4'teki at boşta ve dikkat ederseniz vezirin gidebileceği çok fazla kare yok. Vezir ancak A3'e gidebiliyor ama oradan da çok fazla yere gidemediğini söyleyebiliriz. Burada G çarpı F3 hamlesinden sonra Spielmann birazcık düşündükten sonra oyunu terk etmiş ve ilginç bir hazırlığa kendisi yakalanmış Spielmann'ın. Çünkü G çarpı F3 hamlesinden sonra belki vezir A3'ü düşünebiliriz. Ama vezir A3'ten sonra da kale C3'e vezirin gidebilecek hiçbir yeri yok. Mecburen bu atı verip artık vezire D6'ya koymak zorunda. At C2, vezir C2 ve vezir D6'yı masada görmüş olurduk Spielmann birazcık devam etseydi. Fakat bu varyanta girmek istemiyor. Rakibini yakalamaya çalıştı ama G çarpı F3'ün devamında 12. hamlede Spielmann kendi hazırlığa yakalandığı için oyunu terk ediyor. Ve Spielmann'ın hakikaten masada uzun bir süre bu varyantı düşündüğünü ve üzgün bir şekilde terk ettiğini ekliyor notlar arasında Mikhail Botvinnik. Kısa bir oyun oldu ama ilginç bir hikayesi vardı bu oyunun. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Böyle hikayeli oyunların da devamının gelmesini istiyorsanız lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Aynı zamanda Instagram adresim olan Sabrican Onay'dan beni takip edebilirsiniz ve oyun önerilerinizi mesaj olarak gönderebilirsiniz diyorum. Yeni oyunlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.